Bir gün babam diyor ki, babam kendi anlatıyor. Biz diyor camide hoca bize Elif Bey'e dersi verirken diyor, köyün öğretmeniyle, o zaman eğitmen diyor, onunla kaymakam çıka geldi ve caminin önüne hepimizi çağırdılar, hocayı da çağırdılar diyor. Ne okuyordunuz içeride? Şu, getirin bakayım onları, minderlerin altına sakladınız diyor. Elif Bey'leri getirdik, oraya koyduk. Onları yaktı, Kur'an okumak yasaklamışlar. Geçmişte isterdim ki İslam'ı daha o zaman öğrenmiş olsaydım küçük yaşlarda daha bir başka olur diye düşünüyorum. Niye biliyor musun? Bazen yatağa yattığımda düşünüyorum da. Parkta gençlere soruyorum. Ya diyorum gelin biraz dininizi öğrenin. Ya vallahi diyorlar şimdi dinin zamanı mı ya diyorlar. Bir saat sonra bir uyandım, etrafımda bir sürü insanlar var, çırı çıplak. Bir de baktım, bana bir kadın, bir renkli, soyunmuş, mayolu, çırıplak etrafımda utandım. Bak mesela diyorum, güzelliğin zıttı ne diyorum? Güzelliğin zıttı çirkinliktir. Aklın zıttı ne? Aklın zıttı delidir diyorlar. Peki Allah'ın zıttı ne biliyor musun? Allah'ın zıttı tağuttur. Tağutu reddetmen lazım. Siz bunu reddediyorsunuz mu? Yok, tağut nedir diyor, bazıları alay ediyor, bilmiyor. Dünya cehenneme koşuyor, ateşe koşuyor. Siz kurtulun, gelin diyorum. Ya diyorlar, Molla da o kadar insan deli de sen mi akıllısın diyorlar. Ne yapacağım bu gençliğe? Düşün. Bir tarikatta dedim ki, Allah diyoruz, la ilahe illallah diyoruz. Anlamını bir açıklayın. Anlamını diyorlar, hocalar bilir, şeyhler bilir, siz bilemezsiniz. Siz yalnız söyleyin. Allah Allah. Tarikattaki bir grup insan diğerlerini sömürüyor, şeyhler saltanat kuruyor. Bütün etrafındakiler ona hizmet ediyor, el pençe duruyor. Peygamber bile peygamberken kendine el pençe durmasını asla kabul etmiyor. Bir 6 ay sonra o tarikatı bıraktım, Nakşibendi tarikatına geçtim. Şimdi ben İslam'a yöneldim, aşağı yukarı bir sene gitmedim tarikatlara. Sonra hoca beni gördü, dedi niye gelmiyorsun falan. Hocam dedi, size la ilahe illallah'ın anlamını sorabilir miyim dedim. Ailem beni terk etti gitti. Adam dedi ki bana, sen şimdiye kadar la ilahe illallah diyorsun da anlamı nedir dedi. Ben de Allah birdir, ondan başka Allah yok dedim. Bu kadar mı biliyorsun dedi. Evet bu kadar biliyorum dedim. Yanlış biliyorsun dedi. Bir daha okudum ve ezberledim. Bak tam 37 senedir ezberimde. Eyvah, benim hayatım şimdiye kadar boş geçmiş. Ben müşrik olarak yaşamışım. Ben namaz kıldım, oruç tuttum, zekat verdim, hacca gittim, hayır hasenat yaptım. Köyüme mescit yaptırdım, dağdan su getirdim, çeşme yaptım. Köyüme yol yaptırdım, bir sürü çocuklara Kur'an okuttum. Eğer insanlar akıllarını kullansalar, Türkiye böyle olmaz. Türkiye dünyaya var ya meydan okur. Türkiye dünyaya meydan okur ama Türkiye'yi ne yaptılar? Demokrasiyle aynı Avrupalılar gibi uyuşturdular. Gençliğinde, küçüklüğünde mesela en sevdiğin veyahut en nefret ettiğin şeyler nelerdi? Oyun oynamak. Başka bir şey değil. Aklıma hep o geliyor. Nefret ettiğin şeylerden birisi neydi? Nefret ettiğim şey işte arkadaşlar arasında birbirlerine kötü söz söylemek. Kızardım. Ya kötü söz söylemeyin. İçki içmezdim. İçkiden nefret ederdim. İçki içen arkadaşlara dedim ya oğlum içki içmeyin. Onlar dedi ki sen ne biçim erkeksin ya. Erkek dediğin içki içer, sigara içer derlerdi. Fakat ben sigaradan da içkiden ne nefret ederim bilmiyorum. Fakat oyun eğlence dedi mi de koşardım. Fakat içki, sigara bunlardan nefret ederim. Kesinlikle böyle içki, sigara gibi şeylerden uzak dururdum. Peki bugünkü gençlikle o günkü gençlik birbirine benziyor mu? Bugünkü gençlik daha duyarsız.
O zamanki gençlikte böyle teknoloji yoktu. Teknoloji olmadığı için böyle hiç kimsenin kimseden haberi yoktu. Ama bugünkü gençlikte teknoloji var. O zaman biz mesela kitap okumak falan böyle şey sevgisi de yoktu. Böyle bir kitap okuma şeyi de yoktu. Ama şimdiki gençlikte ne yapıyorlar biliyor musun? Akıllı telefonda kötü kadınlara bakıyorlar. Oyun oynuyorlar. Hayatlarını şimdi gençlik öyle geçiriyor. Bak ben mesela parkta dolaşırım. Ne yapıyorsunuz gençler? Hoş beş ederim. Ya diyorlar dayı şey oynuyoruz işte oyun oynuyoruz. Ya oyun oynayacağını da bak orada alimler bir şeyler anlatıyor. Gelin bunları öğrenin. Ya şimdi onun sırası mı amca diyorlar. Biz çocuğuz diyorlar. Ne oğlum ne çocuğu? Kaç yaşındasınız? Kimi diyor ki 20 yaşındayım. Kimi 25, kimi 30. Kocaman adamsınız oğlum. Oyunun zamanı mı? Amca karışma bizim işimize diyorlar. Çokları mesela tavla oynayanlara diyorum ki bak tavla oynamayın. Tavla oynamak günah diyor. Günah sabırca günah amca diyor. Ne karışıyorsun diyorlar. Yani gençler, şimdiki gençler nasihattan almıyor. Bizim zamanımızda da bize nasihat eden kimse yoktu. Ben hiç rastlamadım. Askere gittim, geldim. Yine nasihat eden yok. Hep bize ne diyorlar? Para kazanın, para kazanın. Başka bir şey yok. Yani şöyle düzgün olun. İslam'ı öğrenin. Müslümanca bir hayat yaşayın. O zaman Müslümanlık falan hiç kimsenin umurunda dedi benim zamanımda. İslam diye bir şey yoktu ki. Öyle bir şey duymuyorduk yani. Geçmişte isterdim ki İslam'ı daha o zaman öğrenmiş olsaydım küçük yaşlarda daha bir başka olur diye düşünüyorum. Niye biliyor musun? Bazen yatağa yattığımda düşünüyorum da acaba ben 10, 12, 13, 15 yaşlar arasında İslam'ı öğrenmiş olsaydım daha değişik olurdu. Çünkü Allah sevgisini küçük yaşta çocuklara öğretmek lazım. Annem babam Kur'an öğrenmişler. Onu da nasıl öğrenmişler biliyor musun? Diyordu ki annem babam biz diyor Kur'an öğrenmek için diyor evlerimizi diyor siyah perde gererdik gece Kur'an öğrendik gündüz yasaktı Kur'an öğrenmek diyor. Bir gün babam diyor ki babam kendi anlatıyor biz diyor camide hoca bize Elif Bey'e dersi verirken diyor köyün öğretmeniyle o zaman eğitmen diyor onunla kaymakam çıka geldi ve caminin önüne hepimizi çağırdılar hocayı da çağırdılar diyor. Ne okuyordunuz içeride? Şu, getirin bakayım onları. Minderlerin altına sakladığımız diyor. Elif Beyleri getirdik, oraya koyduk. Onları yaktı kaymakam. Sonra da elinde bir sopa vardı. Sopayla da hocaya iyi bir ayak attı. Bundan sonra camide çocuklara Kur'an öğretmek yasak dedi. Öğretmen okula gidecek bunlar dedi, okula. Yani camide ne yapması gerekliymiş o imamın? Dedi, bir daha asla Kur'an okunmayacak eğitim. Bu kaçlı yıllarda yapılıyor? Babamın zamanını anlattı. Babam mesela 36-37 senelerde, 1930 senelerinde olmuş bu olaylar. Atatürk ölmüş, İsmet İnönü o zaman başlaymıştı. Kur'an okumak yasaklamışlar. Zaten Diyanet niye kuruldu? Diyanetin kurulma sebebi halkı belli bir seviyede tutmak, uyutmak. Demokrasi dinini daha güzel bir şekilde yaşatmak için İslam'ı ne yaptılar? Şeyi altına aldılar. Egemenlikleri altına aldılar. Bir diyanet sistemi kurdular. Diyanet sisteminde ne oldu? Kimseye bir ilim öğretmedi ki doğru düz. Baksana diyanet 1920'lerde kuruldu. Babam 36-37 senelerinde imama giderken bile diyordu ki bize Kur'an okumak yasak. Nasıl yasak oluyor? Düşünsene. İsmet İnönü'nün zamanında olmuş. Babam diyor ki evlere diyor siyah örtü çekerdik. Şöyle eskiden gazla yanan bir lambalar var. O lambalarla o lambanın ışığı altında aman dışarı ışık sızmasın diye siyah perdelerin içerisinde orada da Kur'an öğrenmişler. Öğrendikleri de Arapça olarak öğrenmişler. Anlamı yok Türkçe. Öyle yasak yasak öğrenmişler. Onlar bize ne öğretecek ki? Onlar da bize bir şey öğretmediler. Demediler ki şu haramdır, şu helaldir demediler. Ondan yetiştirdiler. Bak Allah seni inandırsın. Parkta gençlere soruyorum. Ya diyorum gelin biraz dininizi öğrenin. Ya Mola'day diyorlar. Şimdi dinin zamanı mı ya diyorlar. İnan Allah seni inandırsın böyle. Bu insanları bu hale getiren demokratik sistem. Yani demokratik sistem ne diyor biliyor musun? İsteyen istediği gibi yaşar. Buna kimse karışamaz. Ama onların kuyruğuna bastığın zaman ciyak ciyak ciyaklıyorlar. Fakat sen dini yaşadığın zaman, İslam dinini yaşadığın zaman seni önünü kesiyorlar. Onların dinini yaşarsan, demokrasi dinini yaşarsan ona bir şey yok. Mesela ben gençlere anlatıyorum. Gençler diyor ki Mola'day demokrasi din olur mu? Peki din nedir diyorum. Bilmiyorlar. Din yaşam biçimi demektir. Her yaşam biçimi bir dindir. Demokrasi, kapitalizm, komünizm, Hristiyanlık, Yahudilik, Budizm, Şamanizm bunlar hepsi bir dindir. Bak gençler diyorum. Akıllı telefondan girin. Ali İmran suresi 19. ayette Allah katında din İslam. Açın doğru mu diyorum. Açıyorlar doğru.
Peki siz İslam dinini niye yaşamıyorsunuz? Diyorlar ya Molla'da şimdi zamanı mı diyorlar bazıları. Bazıları da biraz yaşlarınıza yaşarız diyorlar. Yani toplum kendi kendini ne yapıyor biliyor musun? Kendi kendini körleştiriyor. Ama toplumda şöyle bir bilgi yaygınlığı var. Toplum la ilahe illallah diyenin cennete gideceğini zannediyor. Şimdi yani gerçekten la ilahe illallah'ın ne olduğunu bilmeyen insanlar la ilahe illallah dese bir şey fark eder mi? Etmez. Şöyle bir şey var. Bak şimdi kelimelerle oynuyorlar. Kelimelerle nasıl oynuyorlar? Bak sana söyleyeyim. Mesela tarikatçılar bunu çok yapıyor tarikatçılar. Sen Allah de, la ilahe illallah de, tamam. Halbuki la ilahe illallah'ın anlamı var, şartları var. La ilahe illallah'ın şartlarını bozan unsurlar var. La ilahe illallah nedir? Ne ifade ediyor? Toplum bunu bilmiyor. Yalnız bir öğrenmiş, bir kelime öğrenmiş bazıları. Kim la ilahe illallah derse cennete girer. İslam dininin aslı bir özü tevhid ve şirk. Tevhidi öğreneceksin, tevhidin zıttı olan şirki öğreneceksin. Bak mesela diyorum, güzelliğin zıttı ne diyorum? Güzelliğin zıttı çirkinliktir. Aklın zıttı ne? Delilik, deli. Aklın zıttı delidir diyorlar. Peki diyorum, madem öyle. Peki Allah'ın zıttı ne biliyor musun? Allah'ın zıttı tağuttur. Tağutu reddetmen lazım. Siz bunu reddediyorsunuz mu? Yok, tağut nedir diyor. Bazıları alay ediyor, bilmiyor. Halbuki internette tağutun ne olduğunu açık açık söylüyor. Her şeyi biliyorlar, bilmemezlikten geliyor. Bu toplum niye öyle oluyor biliyor musun? Demokratik sistem toplumu uyuşturuyor. Yıllardır Avrupa'ya girebilmek için, yani Avrupalı gibi olabilmek için İslam dininin ne yaptılar? Hükümlerini örttüler. Bakın şunu söyleyeyim. Bugün Avrupa'ya girebilmek için nüfus cüzdanlarında bile İslam'ı kaldırdılar. Hangi nüfus cüzdanında İslam var? Yeni çıkan nüfus cüzdanların hepsinde İslam kalkmıştır. İslam'ı kaldırdılar. Niye? Avrupalılara yaranmak için. Bakın topluma bugün gençler Avrupalılardan hiçbir fark. Giyimi, kuşamı, yaşantısı, bütün gençlerin yaşantısı Avrupalı. Hristiyan demokrasilerin yaşantısının aynısı. Bunu bu hale kim getirdi? Bunu bu hale getiren yönetimdekiler. Dünyada şöyle bir şey var. İslam düşmanlığı her tarafta var. Diyor ki dünyadaki insanlar İslam olmasın. Bize kimse karışmasın. Herkes istediği gibi yaşansın. Nasıl giyiniyorsa öyle giyinsin. Nasıl soyunuyorsa nasıl öyle soyunsun. Nasıl çalışıyorsa öyle çalışsın, çalışsın. Hırsızlık yapan kılıfına uydursun. Yolsuzluk yapan kılıfına uydursun. Kimse kimseye karışmasın. Ha zalim mazlumu ezsin. Sonra da kalkıyorlar insan hakları diyorlar. Ya insan hakları diye yalan söylüyorlar. Türkiye'deki gençlere diyorum ki bak iki tane yurt var ahirette. Biri cennet, biri cehennem. Siz böyle yaşarsanız cennete gidersiniz, böyle yaşarsanız cehenneme gidersiniz. Dünya cehenneme koşuyor, ateşe koşuyor. Siz kurtulun, gelin diyorum. Ya diyorlar Molla da o kadar insan deli de sen mi akıllısın diyorlar. Ne yapacağım bu gençliğe? Düşün. Ben gençliğimde bunlardan yine iyiydim ya. Cahildim ama bunlar bilerek cahillik yapıyorlar. Biz bilmeyerek cahildik. Ben öyle görüyorum. Çünkü bizim zamanında böyle teknoloji olmadığı gibi böyle fırsatlar da yoktu. Bize İslam'ı anlatanlar da yoktu gerçekten. Hocalar bile bir şey anlatmaktan korkuyorlar. Yani ne yapıyorlar değil mi hocalar? Namaz kıldırıp gidiyorlar. Bugün de öyle. Bunlara hocalar ne diyorlar biliyor musun? Kıldır kaç. Kıldırıp kaçıyorlar. Başka bir şey yok. Bunların görevi bu. Hocanın ilmi yok zaten. Diyanet, Türkiye'deki hocaların alayı Diyanet'in hükmüyle ancak namaz kıldırır başka bir şey bilmez. Yok. Başka yok. Namazın dışında dini bir eğitim yok. Dini bir öğretim yok. Hocalar böyle. Bir de tarikatlar var. Tarikatlar da toplumu zaten avutuyor. Bölük bölük parçalamışlar. Şimdi parçalayınca ne oluyor? Toplumda güç oluşmuyor yani. Güç oluşmuyor. Topluma İslam dininin gerçek hakikatini anlatmıyorlar. Anlatmıyorlar ama toplum isterse hakikati bilir, anlar. Allah diyor ki bak ben insanı yaratırken ona akıl verdim, fikir verdim, vicdan verdim, bir de irade verdim. İradesiyle ne yapar? İyi kötüyü toplum araştırır ve bulur. Ama toplum iradesini kullanmıyor. Ne yapıyor biliyor musun? Vicdanını kapatmış. Kör kötürüm gidiyor. Nakşibendi tarikatına gittim. Kadiri tarikatına gittim. Bu tarikatlarda da insanı uyuşturuyorlar. Allah Allah diyerek insanı uyuşturuyor. Peki bir tarikatta dedim ki Allah diyoruz. La ilahe illallah diyoruz. Anlamını bir açıklayın. Anlamını diyorlar. Hocalar bilir, şeyhler bilir. Siz bilemezsiniz. Siz yalnız söyleyin. Allah Allah. Dedim ki anlaşıldı. Sizden anlaşamam ben dedim. Demek ki siz insanı kandırmak için buraya oturmuşsunuz. Tarikatta ne yapıyor biliyor musun? Siz Allah deyin cennete gidersiniz. Siz bir sürü günah işleseniz de Allah merhametlidir sizi affeder. Lider sınıfında olanlar şöyle bir rant oluşturmuşlar. Dini yönünden dini bir rant oluşturmuşlar. Din bizim elimizde.
biz ne dersek o olur şeyle gidiyorlar. Halbuki din Allah'ındır. Allah'ın dinini bunlar kullanıyorlar. Kullandıkları için de çevresindeki insanlar da salak diyelim. Ya bunlar gerçekten salak. Ya akıllı olsalar düşünürler ya. Akıllı değiller. Akıllarını da kullanmıyorlar. Bunlar salak. Ya ben niye bir şeyhe itaat edeyim? Şeyhin dediği doğru mu yanlış mı? Niye bir sürü tarikat? O tarikat onu beğenmiyor. O tarikat onu beğenmiyor. Gidiyorsun tarikatın biri diyor ki benim adamlarıma mürit denir. Öbür tarikata benim adamlarıma ihvan denir. Öbür tarikata gidiyorsun benim adamlarıma derviş denir. Öbür tarafa gidiyorsun benim adamlarıma sofi denir. Şuna bak ya parça parça ne yapmışlar? İnsanları bölmüşler. Halbuki Allah-u Teala ne güzel insanlara sıfat vermiş. Müslüman kimdir? Müşrik kimdir? Münafık kimdir? Kafir kimdir? Mümin kimdir? Allah Kur'an'da bu sıfatlar varken insanlar kendilerini değişik değişik sıfatlar ortaya koymuşlar. Tarikatların amacı ne? Tarikattaki bir grup insan diğerlerini sömürüyor. Şeyhler saltanat giriyor. Bütün etrafındakiler ona hizmet ediyor, el pençe duruyor. Peygamber bile peygamberken kendine el pençe durmasını asla kabul etmiyor. Zaten onlar şirki öğretmiyorlar. Niye öğretmiyorlar? Şirki öğretirlerse etrafında adam bulamayacaklar. Yani sömürecek adam bulamayacaklar. Onun için sivri zekalı olanlar enayileri kandırıyor. İkincisi bu toplumun durumu bu hale gelmiş. Mustafa Hanım, Allah sana rahmet etsin. Anladığım şey şu, tarikatlar aslında aptallaştırmaya yönelik, ahmaklaştırmaya yönelik ve İslam'da bazı işte meseleleri kendilerine yontarak veyahut menkıbe denilen uydurma hikayelerle toplumu ne yapıyor? Kendisine bağlıyor. Evet, uyuşturuyorlar toplumu. Daha doğrusu toplumu kendilerine bağlıyorlar, uyuşturuyorlar, kullanıyorlar yani toplumu. İstedikleri gibi kullanıyorlar. Yani bu Fethullah Gülen cemaati de buna bir örnek midir? Fethullah Gülen cemaati de, Cübbeli Ahmet'in cemaati de, Adıyaman'da Seyda var, Seyda'nın cemaati de. Bir sürü cemaat var bunların hepsi böyle bak. FETÖ ne yapıyordu böyle 80 yıllarında böyle ağlıyordu bilmem ne. Millet de ona kanıyorlardı. Bak FETÖ ne oldu? Bugün Süleymancılar var. Süleymancılar da değişen bir şey yok hep aynı bak. Toplumu bölük bölük parça parça bölüyorlar. Aslında Allah diyor ki bak Kur'an-ı Azimüşşan'da ey iman edenler. İman edenlere söylüyor başkalarına değil. Bölük bölük fırka fırka bölünmeyiniz. Zayıf düşersiniz. Ne oldu işte toplumu bunlar böldüler. Toplumu böldüler hem de İslam adına böldüler bak. İslam adına bir bakıyorsun Türkiye'de o kadar çok bölünmüş toplum var ki ne bileyim yani adlarını saymak bile zor ya. Bilmem ne cemaati var, bilmem ne cemaati var, bilmem ne tarikatı var, bilmem ne tarikatı var. Hepsi birbirine zıt ama bak birbirine zıt. O kendi cemaatinin de adamları uyuşturuyor, onları kullanıyor, aptal yerine koyuyor. Ama insanlar kendi kendilerine aptallığı kabul ediyorlar. Akıllarını kullanmıyorlar. Eğer insanlar akıllarını kullansalar Türkiye böyle olmaz. Türkiye dünyaya var ya meydan okur. Türkiye dünyaya meydan okur ama Türkiye'yi ne yaptılar? Demokrasiyle aynı Avrupalılar gibi uyuşturdular. Genç kızları görüyorsun, genç delikanlıları görüyorsun. Avrupalılar gibi yaşıyor. 80 yıllarında mı ne? Mersin'e gittiydim. Saat 8 idi. Sabah saat 8 idi. Denizde yüzdüm çıktım dışarıya böyle. Hiç kimse yok. Saat 9 olmuş. Bir uyku bastı bana. Yoruldum yüzdüm. O yattığım kumun üstünde uyuyakalmıştım. Bir saat sonra bir uyandırdım. Etrafımda bir sürü insanlar var. Çırı çıplak. Bir de baktım. Ana bir kadın, bir genç kız soyunmuş mayolu çırıplak etrafımda. Utandım. Kalktım. Hemen pantolonumu, ayakkabılarımı aldım. Oradan hemen uzaklaştım. İnan ben onlardan kaçtım. Onlar benden kaçmıyorlar. Gözüm görmüyor da gidiyorum. Soruyorum gelenlere. Antalya, Adana'ya falan gidiyorlar. Oğlum nereye gittiniz? Yağmur, şuraya gittik, buraya gittik. İşte denize gittik. Oğlum utanmıyorsunuz mu? Bir bakmak diyor yani günah mı? Oğlum dedim siz Müslüman olmadığınız için. Tabii öyle diyorsunuz. Tabii Müslüman olun gelin. Yağmurla da elhamdülillah Müslüman. Müslüman da ne işin var oğlum zinada? Açmasınlar diyor bak. Toplum öyle olmuş ki toplum kendi kendini aldatarak devam ediyor. Yani bu suç yine de toplumun kendisinde hemşerim. Niye? Allah diyor ki ben size akıl verdim. Hiç akıl etmez misiniz? Aklınızı kullanın ya. Herkes cıplak geziyorsa siz beni Rab olarak tanıyorsanız Rabbinize itaat edin. Ben sizi niye yarattım? Zariyat Suresi 56. ayette diyor ki Allah ben cinleri ve insanları ancak bana itaat etsinler diye yarattım. İtaatin anlamı Allah'ın emir ve yasaklarına uymak.
uymuyorlar. Yani toplum bugünkü mesela demokrasi sisteminin koyduğu sandık sistemine itibar etmese, uymasa, gitmese ve toplumun da geneli biz arkadaş İslam'ı istiyoruz, İslam gibi bir seçenek koymadığınız takdirde de biz bunu seçmek istemiyoruz. Bizim dinimiz İslam'dır ve onun da kitabı Kur'an'dır. Onunla yönetilmek istiyoruz. Bizim önderimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bununla yönetilmek, onun sünnetine uygun bir şekilde yönetilmek istiyoruz dese aslında sistem kendiliğinden bir zaman sonra değişmek zorunda kalacak. Doğru mu? Kendiliğinden gider. Ha, o zaman bugünkü suç aslında toplumla alakalı. Yani büyük bir sorumluluk topluma düşüyor değil mi? Yani kimse kendini aslında küçük görmemesi lazım. Bu sistemin değişmesini istiyorsak kendimiz önce değiştireceğiz. Sonra sistem Allah subhanahu teala'nın izniyle kendiliğinden düzelir. Bak, herkes evinin önünü temizlerse ne olur, çöplüğe ihtiyaç kalmaz. Onun gibi yani toplum kendini yetiştirirse zaten kötülüğe hiç meydan vermez. Şimdi şöyle düşünelim. Eğer toplum İslam'ı istese demokrasi durabilir mi burada? Duramaz. Niye? Toplum demokrasiyi kendisi istiyor. Bugün Türkiye'de de insanlar nefislerini ilah edinmişler. Halkın bozulmasının sebebi kendi kendilerini bozuyorlar. Hani şöyle bir çürük domates koy bir sepetin içine. Diğer domatesleri ne yapar? Bozar değil mi? Çürük. Onları da çürütür. İşte halk birbirini ne yapıyor? Birbirini kötü yöne çekiyor. Birbirini dinden uzaklaştırıp küfre yönetiyor. Ben bir gün parkta dolaşıyorum. Ulan ne yapıyorsunuz dedim. Hep akıllı telefonlarla. Öbür genç dedi ki oyun oynamıyorlar Molla amca ya. Çıplak kadınlara bakıyorlar dedi. Allah Allah. Lan oğlum utanmıyorsunuz mu? Ama gençlik şehvet var. Gençliği bozmak çok kolay. Gençlik de kendisi isterse kolayca bozulur hemşerim. Ben yaşıyorum. Sonunda hesap var. O zaman ben ne yapmam lazım? Ben kendimi düzeltmem lazım. Şöyle terbiyeli, dürüst, güzel ahlaklı bir insan olmam lazım. Bu düşünceye girmesi lazım. Onun için de gençlik kendisini toparlaması lazım. Gençlik kendisini toparlarsa yani ne kar, ne zarar, ben nasıl yaşarsam karda olurum, nasıl yaşarsam zararda olurum diye düşünürse gençlik kendini kurtarabilir. Önce kendisini yaratanı tanıması lazım gençlik. Kendisini kim yarattıysa, yaratana nasıl itaat etmesi gerekiyorsa, yaratanın gönderdiği kitaba ve peygambere uyum sağlarsa, eğer ona uyarsa işte o zaman kurtuluş erer. Allah diyor ki asrı andolsun ki insanlar ziyandadır. Yani zararda ve ziyandadır. Ancak iman edip salih amel işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna. İşte onlar kurtulmuş diyor. Kurtuluşun yolunu Allah gösteriyor. İman edip salih amel işlemek, hakkı ve sabrı birbirine tavsiye etmekle olur. Bunun için de Kur'an'dan ve hadislerden ayrılmamak lazım. Şimdi ben iman ettiğim zaman şöyle bir olay ortaya çıktı. Adam dedi ki bana, sen şimdiye kadar la ilahe illallah diyorsun da anlamı nedir dedi. Ben de Allah birdir, ondan başka Allah yok dedim. Bu kadar mı biliyorsun dedi. Evet bu kadar biliyorum dedim. Yanlış biliyorsun dedi. Bu kadarla olmaz dedi. Sen Allah'ı tanımıyorsun dedi. Allah'ı tanımazsan eksik olur dedi. Eksik yaşarsın ve eksik yaşayınca da bolca günah elde edersin. O zaman ne yapmam lazım? Ben sana anlatsam, şimdi benim anlattıklarım sana yanlış olabilir. Hacı Bayram'a git, orada kelime-i tevhid, anlam ve şartları kitaplar var. Oradan al kitaplardan, alimler çok güzel açıklamalar yapmış. Oku öğren dedi. Ben de gittim. Peki bu gitme sürecini duralım inşallah. Mesela gitme sürecinde İslami bir arayış mı vardı ki? Siz mesela normalde bir kitap almaya gitmiyordunuz ya da İslami bir ilginiz de yoktu. O süreçte nasıl bir, yani kitap almaya gitmenize iten şey siz İslam'ı arayış mıydı? Ben tarikattaydım o zamana kadar. Tarikatta ne yapıyorsunuz dedi. La ilahe illallah diyor dedim. Anlamı da bu dedim yani. Allah birdir. Ondan başka Allah yoktur falan. Siz dedi, bana dedi ki adam. O adam Selahattin diye vefat etti. Allah rahmet etsin. 10-12 sene oldu vefat edeli. Dedi ki siz yanlış biliyorsun dedi. İslam öyle değil dedi yani. O zaman ben arayış içine girdim. Gittim Hacı Bayram'a. Hacı Bayram'dan Kelime-i Tevhid Anlamı ve Şartları kitabı aldım. Çünkü ben demek ki yanlış biliyorsam doğrusunu kitaplardan öğreneceğiz. Başka nereden öğreneceğiz dedim. Ve gittim. Aldığım kitabın arkasında şöyle bir özet var. Özet de şöyle diyor. Yusuf el-Gardavi'nin Kelime-i Tevhid diye kitabıydı o zaman aldığım kitap. O kitapta da şöyle diyor. Ey Müslümanım diyen zat, sana her şeyden önce gerekli olan şey tevhidin hakikatini bilmendir. O tevhid ki Allah dinini onun üzerine kurdu. Kitaplarını onu bahsettin diye gönderdi. Peygamberlerini onu tebliğ etsin diye görevlendirdi. Dünya ve ahiretin hayrını onun arınmasına, onun gerçekleşmesine bağladı. Cenneti onun ehline, cehennemi ona baş kaldırıp onunla savaşanlara vaat etti. Ben bunu okuyunca
Bir daha okudum, bir daha okudum, bir daha okudum, bir daha okudum ve ezberledim. Bak tam 37 senedir ezberimde ezberledim. Ondan sonra başladım. Eyvah, benim hayatım şimdiye kadar boş geçmiş. Ben müşrik olarak yaşamışım. O hocaya cumadan cumaya gidiyorduk bak. Cumadan cumaya gidiyorduk. Başka zamanlara gitmiyorduk. Başka namazda kıldığımız yoktu. Bir cumaları gidiyor. O da gelenekten yatıp kalkıyor daha doğrusu. Doğru süreler bile bilmiyorduk. Ondan sonra işte tarikata girmemin sebebi orada birisi dedi ki gel dedi cumada tarikata girelim dedi. Önce Kadir tarikatına gittik. Kadir'i tarikatına pek şey yapamadım. Nakşibendi tarikatına geçtim. 6 ay sonra Kadir'i tarikatına böyle pek fazla ilim vermiyorlar. Biri kitap okuyor ondan sonra kalkıyorlar. Allah Allah böyle bağırıyorlar, dolanıyorlar böyle bilmem ne, hey höykürüyorlar bilmem ne. Benim bir tuhafıma gitti böyle bir 6 ay sonra o tarikatı bıraktım. Nakşibendi tarikatına geçtim. Nakşibendi tarikatında da Dursun Hoca vardı Ufuk Tepe Camisi'nde. O da namazdan sonra, ikindi namazından sonra oturuyorduk. La ilahe illallah diyorduk. Tesbih çekiyorduk böyle. Dua ediyorduk, kitap okuyorduk. Ama yine de okuduklarımızdan bir şey anlamıyorduk. Çünkü bir de imanın gereğini öğretmiyorlar. İman nedir? İmanı tamamıyla öğretilmeyince geleneksel bir şey. Yani şimdi bir insan iman etmedikten sonra namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, bunlar hep boş. Önce temel lazım. Bak mesela bir bina yapacağım, 5 katlı veya 10 katlı. Temelsiz toprağın üstüne bina yaptığın zaman kabul ediyorlar mı? Olmuyor değil mi? Yalan yanlış oluyor. Gecekondu. Gecekondu nasıl oluyor? Hemen bir cumartesi, pazar günü tak tuk tuk eskiden gecekondu yapardık. Yeni Doğan'da, Çinçin'de, Asya'da, 4 yılda öyle gecekondular yapılırdı. Bir bakmışsın, zabıta gelmeden kapı pencere hapır, tamam içine gir. Ha bu yalan yanlış. Bizim yaşantımız da aynı o gecekondu gibi. Temelsiz bir toplum. Yani geleneksel yaşandığı için temel yok. Yani İslam bir kültür haline mi gelmiş? Öyle bir kültür haline getirmişler. Zaten şu andaki İslam denilen bunlara göre, bunların yaşantılarına göre İslam içi boş, bomboş bir şey. İçi boş bir şey. İçini kendileri doldurmuşlar. Yani birileri doldurmuş, onlar da buna uymuşlar. Bak şimdi ben İslam'a yöneldim, aşağı yukarı bir sene gitmedim tarikatlara. Sonra hoca beni gördü, dedi niye gelmiyorsun falan. Hocam dedim, size la ilahe illallah'ın anlamını sorabilir miyim dedim. Hoca işte yarım yamalak bir cevap verdi. Bak dedim hocam, siz bizi uyutuyorsunuz. Siz bize imanı öğretmediniz. İman nedir? İman önce teslimiyet. Bir defa iman Allah'ı tanımakla geliyor. Siz Rabbimizi tanımadan, iman etmeden bize din öğrettiniz. Namazın bile şartı var. Namazın şartları olmazsa olmaz. Bu dinin şartı var. Dinin şartları olmazsa din de olmaz. Siz dinin şartlarını bir de öğretmediniz. Mesela toplum bugün kurban kesiyor değil mi? Toplum kurban kesmiyor. Et kesiyor, etlik kesiyor, etlik. Ne kadar Allah deseler de olmuyor hemşerim, olmaz. Niye? Çünkü bak bizi kandıranlar da böyle kandırdılar. Temelsiz bir din ortaya koydular. Namazın nasıl ki şartları varsa dine girmenin de şartları var. Dine girmek için önce tağutları reddetmek lazım. Önceki bütün hayatını böyle sileceksin, elinin tersinden atacaksın, tertemiz bir hayata başlayacaksın. Tertemiz hayata başlamak için de imanı bileceksin. İmanın şartları var. İmanın şartları nedir? Tağutları reddetmek, küfrü terk etmek, reddedip onlardan uzaklaştırmak, tek ilah ve Rab olarak Allah'ı ve Allah'tan gelen hükümleri kabul etmek. Bunlar öğretilmemiş, adam namaz kılıyor, adam hacca gidiyor, hayır hasenet yapıyor. Amel defterinde hiçbir şey görmez. Der ki ya Rabbi ben namaz kıldım, oruç tuttum, zekat verdim, hacca gittim, hayır hasenet yaptım, köyüme mescit yaptırdım, dağdan su getirdim, çeşme yaptım. Köyüme yol yaptırdım. Bir sürü çocuklara Kur'an okuttum. Hiçbiri burada yok. Ne var kulum orada? Şirk var. İşte kulum ben sana demedim mi? Benim huzuruma dünya dolusu günahla gelsen dilediğimi affederim ama şirki asla affetmem. Siz iman etmeden şirk üzere bütün ibadetleri yaptın. Şirk üzere. Şirk üzere yapılan ibadetler asla geçerli değildir. Siz de şirk ile yaptığınız ibadetleriniz yok oldu. Çünkü bugün Türkiye'deki Diyanet'in öğrettiği ibadetler de şirkle ilgili. Ben iman ettikten sonra ailemden başladım İslam'a. Epey bir zaman geçti. Sonra etrafımdaki komşular falan derken, komşular falan benden bana cephe almaya başladılar. Önce benimle birlikteydiler falan. Sonra bana cephe almaya başladılar. Sonra ailemle anlaşamadık. Ailemden ayrıldım. Ailemden 3 tane çocuğumla ayrıldım. Çocuklar bende kaldı. Ailem beni terk etti gitti. Eşiniz? Eşim beni terk etti. Ondan sonra çevremde kardeşlerime,
anlattım. Kardeşlerim hala da diyorlar sen öyle inan, biz böyle inanalım diyorlar. Kardeşlerime kitaptan gösteriyorum, bak diyorum işte kitap oku. Okuyor, okuduğu halde yine de inanmıyor. Bak okuyor, görüyor inanmıyorlar. Biz 7 kardeşiz, birimiz öldü. 6'mız dünyada, 5 tanesi benim kardeşim yani ben hariç. 5'i de iman etmediler, gelenekler yaşıyorlar. 5'i de namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyorlar. Hatta bir tanesi için de hanımıyla hacca gidecek. Hacca gidecekler. Bunlar demokrasiyi kabul ediyorlar. Herkesin benim aram açık. Benim akrabamda, sülalemde beni kabul eden kimse yok. Çubukta bile bana ne diyorlar bilmiyorum, aşırı dinci diyorlar. Daha önce Ufuk Tepe'de komşularımla geçinemedim. Peki bu aşırı dinci derken size mesela ellerinde bir delil mi var? Mesela bir ayette bir hadiste mi sizin aşırıcılığınızı ölçüyorlar? Vallahi kendileri öyle bir şeyler diyorlar. Ben onlarla konuşmadım ama arkamdan öyle söylüyorlarmış aşırı dinci diyorlar. Kimisi bana diyorlar sen fazla ileri gidiyorsun. İşte fazla ileri gitme polisler seni yakalar götürür falan filan. Yani korktukları Allah değil polisler. Dedi en çok polisten korkuyorlar. Hatta bir yerde akrabalarıma bir şey anlattığımda aman sus diyorlar dayı ya şimdi anlatma diyorlar. Ya şimdi iş çıkar diyorlar. Dini anlatmamı istemiyorlar yani gerçek bu. Çoğu istemiyor. Allah Subhanahu ve Teala kitabında şöyle bir ayeti var. İnsanlardan iman ettik diyenler vardır. Onlar insanların fitnesini Allah Subhanahu ve Teala'nın azabı zannederler. Bu insanlar onlar mıdır Mustafa amca? Bunlar aynen onlar oluyor. Çünkü bakın eğer şu anda Kur'an-ı Kerim elimizde olsa ayet ayet okutsak onlar Allah'a iman ettiğini zannediyorlar. Ama Allah'a iman etmiş değiller. Ben toplumda şimdiye kadar gezdiğim, kontrol ettiğim, konuştuğum insanların tamamı diyorlar ki bizi alırlar hatta atarlar. Polisten korkuyorlar, jandarmadan korkuyorlar, bekçiden korkuyorlar. Hatta yanındaki komşusundan korkuyorlar adamlar. Ya komşu beni şikayet eder. İç zamandan bu zamana kadar iman ettikten sonra çok kişilerle hatta Etbalık kurumunda çalışırken onlara İslam'ı anlatırken dediler ki bak burada İslam'ı anlatma hemşerim. Burası devlet dairesi şöyle böyle. Yani oradan 3 sene sonra emekli oldum. Ondan sonra dışarılarda İslam'ı böyle anlattığım zaman hiç kimse kabul etmiyor. Diyorlar sen kendin yaşıyorsun hemşerim kendin yaşa. Bizden uğraşma diyorlar. Ben de pek fazla kimseye bir şey anlatmıyorum. Hatta bir şeyle anlattığım zaman da kabul etmiyorlar. Diyorlar ki sen çok ileri gidiyorsun. Bu kadar hoca var, bu kadar alim var. Cübbeli Ahmet Hoca böyle anlatmıyor. Rıza Çöllü Hoca böyle anlatmıyor. Bilmem şu hoca böyle anlatmıyor da sen nereden, sen hoca mısın? Sen bir şey bilmiyorsun diyorlar. Hep karşı çıkıyorlar. Kime doğruyu anlattıysam hep tepki gördüm. Yani doğru düz bir tepki görmedim. Her anlattığım insanlar ya boş ver dayı diyorlar ya. Sana mı kaldı bu diyorlar. Bu dil sana mı kaldı diyorlar. Bugün 3 tane çocuğunuz olduğu söylediniz. 3 tane çocuğunuz da sizinle aynı dine mi sahip? Şimdi 3 tane çocuğum var. Hatta 4 tane bir tane daha sonra da eşimden oldu. 4 tane çocuğum var. Bugün Allah seni inandırsın. Çocuğumun bir tanesi iman etmiş. 3'ü geleneksel yaşıyor. Babalarına bak, çocuklara bak. Allah seni inandırsın. Ellerinde bir sürü kitap vermişim. Hepsine ayrı ayrı kitapları var. Anlatıyorum. Yok. Geleneksel. İstemiyorlar yani İslam yaşamayı. Biz de böyle Müslüman ediyorlar. Bir şey yapamıyorsun ki. Bir oğlum var. Onun dışında 2 kızım bir oğlum İslam'ı yaşamıyor. Kızımın biri zaten annesinin yanında. Gelmiyor. Annesiyle birlikte. Öbür kızım da annesiyle ilişkisi var. Gidiyor geliyor. Bu oğlum da mesela vallahi topluma uyuyor. Babasına uymuyor, çoğunluğa uyuyor. Çoğunluğu bozuk olunca bozuk olan daha haklı diyorlar. Bozuk olan dürüst diyorlar onlara göre. O tarafa uyuyorlar yani. Bana uymuyorlar. Kendisi bilir dedim. Oğlum bak sonunda Allah'a hesabı siz vereceksiniz. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, öyle hesap verirsiniz. Onun için bir oğlumun dışında diğer çocuklarım, hatta akrabalarım, kardeşlerim hiçbiri İslam'a uymuyor hemşerim. Evde hanımım var, bir oğlum var. Sonradan evlendiğim eşimle birlikte şu anda devam edip biliyoruz yaşantımızı. Yani çevrede fazla dokunmazsa kimse sana bir şey yapmıyor. Fazla İslam'ı onlara anlattığın zaman ya molla dayı boş ver diyorlar. Ben de girmiyorum işin içine. Çünkü anlattığım zaman rahatsız oluyorlarmış. Rahatsız olunca ben de İslam'ı anlatmıyorum. Ama dilim durmuyor. Mutlaka İslam'dan bahsediyorum yani. Son bir nasihatim şu. Kurtuluşun tek yolu Allah'a iman edip Allah'tan gelen emir ve yasakları şirk işlemeden güzelce yaşarsa insanlar kurtuluş eyler. Başka türlü kurtuluş yoktur. Bunu kesin kesin herkes inansın.
ama inanmayabilir. Benim bir tek inancım var. Beni yaratan Rabbime teslim olmak. Başka bir inancım yok hemşerim. Allah topluma hidayet versin. Başka diyeceğim bir şey yok. Allah subhanahu teala sizden razı olsun. Yani davetimize de icabet ettiniz. Allah subhanahu teala bundan dolayı ecrinizi versin. Biz sizden razı olduk şahsen. Allah subhanahu teala da sizden razı olsun. Sizi de bizi de Allah subhanahu teala canımızı Müslüman olarak alsın. Allah subhanahu teala bizleri kendi razı olduğu kulları olarak yaşasın, öldürsün. Amin inşallah. Bizim görevimiz hakkı anlatmak. Hakkı anlatmak. Başka bir şey anlatamayız. Evet. Mm-hmm.